89 yıl önce bugün kadınlar siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu programa başlamadan önce her programımızda bir dakikalık saygı duyuruşunda bulunuruz. Hem kurtarıcımız Atatürk ve hem de silah arkadaşları için. Dünyada saygı duruşunu onlar kadar hak etmiş kimse yoktur diye düşünüyorum. Ben inanıyorum ki her geçen gün kadınların hayata katılmasının herkese ne kadar mutluluk, neşe getireceğini, başarı getireceğini eninde sonunda bir gün geleceğiz. Ve bu kadın içermeyen siyasetten de bir şekilde kurtulacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılını hep birlikte kutluyoruz. Cumhuriyet 100. yıla gelirken bu uzun süreçte birçok zorlukları aşarak geldi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyada rekabet edebilir boyuta ulaşmış ve bu yönde çaba sarf eden bir ülkeyiz. Tam hedeflediğimiz noktada mıyız? Eksikliklerimiz mutlaka var. Ama Ulusal Kurtuluş Savaşı önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği çağdaş bir seviyeye ulaşma mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadeleye başlarken, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Ulusal Kurtuluş Savaşı önderinin özellikle toplumsal yapıyla ilgili birçok öngörüsü var. Bunlar içinden bir tanesi de ve çok önemlisi de toplumdaki kadınlarımıza verdiği değerdir. Ulusal Kurtuluş Savaşı sürecinde bile mücadeleye katılan birçok kahraman kadınlarımız vardır ve onlar bu mücadele içerisinde farklı noktalarda o sıralar bile yer almışlar ve Ulusal Kurtuluş Savaşı'na hem cephede hem de cephe gerisinde katkı sağlamışlardır. Özellikle savaşan askerlerimizin ihtiyaçları için çorap örmüşler, giysiler temin etmişler ve bunları cepheye ulaştırma mücadelesini vermişlerdir. Bunlar çabuk unutuluyor ama hepimizin hatırlamasında fayda var. Çünkü bir ulus bağımsızlık mücadelesi verirken o bağımsızlık mücadelesinde zaten o ulusun kadınlarının olmaması mümkün değil. Onlar da kendi bulundukları konumlarda bu mücadeleye çok önemli katkılar vermişlerdir. İşte Ulusal Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra da dünyadaki ender liderlerde görülen uzak görüşlü Mustafa Kemal Atatürk kadınları toplumsal yaşamın her alanında her alanını çekmeye çalışmıştır. Bununla ilgili de birçok düzenlemeler yapılmış. Gittiği her sosyal etkinlikte
önderimiz kadınları hep hak ettiği yerde tutmaya çalışmıştır. Bunları o etkinliklerden günümüze ulaşan fotoğraflarda, görüntülerde hep birlikte izliyoruz. Bu bizim için övünç meselesi. Dünyada bunu yapabilen lider az. Daha sonraki yıllarda da demin Alev Hanım söyledi. 1923'ten 1934'e gelirken düşünün mecliste bu yasa oy birliğiyle geçmiş. Hiçbir açık bölünmeden ve meclisin tümünün oy birliğiyle bu anayasa değişikliği kabul edilmiştir. Yine bunda da Ulusal Kurtuluş Savaşı önderinin ikna yeteneğinin ve uzak görüşlülüğünün etkisi çok büyüktür. Mustafa Kemal isterdi ki toplumda her alanda kadınlar erkekler kadar bulunsunlar, başarılı olsunlar. Bunda halen eksikliklerimiz var mı? Var. Ama bunu da yine hep birlikte aşabiliriz. Toplumda var olan, toplumun yarısını temsil eden kadınların da her alanda en az yarısı kadar temsil edilmesi gerektiğine hep inanıyoruz ve bunun için de mücadele ediyoruz. Karabağlar Belediyesi'nin 18 semt merkezi var. 18 semt merkezinin tüm yönetimi ben kadınlardı. Ve şunu da izliyoruz ki o semt merkezine gelen kadınlarımız orayı sahipleniyorlar ve orada hem kendilerini geliştiriyorlar hem de çevrelerine bulundukları yerlerde katkı sağlıyorlar. Bu imkanlar oluştuğunda kadınlarımızın ne kadar yetenekli olduğunda hep birlikte izliyoruz. Karabağlar Belediyesi olarak şunu söyleyeyim. Ben belediye başkanı olarak bir atamada, bir tercihte bulunurken kadın erkek ayrımına bakmadan bu işi yapıp yapmayacağına bakarak karar veriyorum. Çünkü mesele bu işi yapabilen insanın orada görev almasını sağlamaktır. Cinsiyete bakmadan, ne olduğuna bakmadan bunu rahatlıkla bu kararı verebilmektir. Şu anda da Karabağlar Belediyesi'ni yönetenlerin yarısı bildiğim kadarıyla saymadım ama kadınlardan oluşmaktadır. Bu da bizim için onur vericidir. Çünkü arkadaşlarımız da tesadüfen orada değiller. Hak ettikleri için, emek verdikleri için, alın ter döktükleri için oradalar. Bunu her kesime, her tarafa yaymalıyız. Ve toplumsal yaşamın her alanında kadınların gerektiği kadar yer alması için birlikte mücadele etmeliyiz ve toplumda gelecekte böyle bir ayrım artık tartışılmamalı noktasına da gelebilmeliyiz. Mesele bu olmalıdır. Tabii 1934 yıllarında bunu öngören Ulusal Kurtuluş Savaşı önderine ve diğer çalışma arkadaşlarına layık olacak şekilde bu düzenlemeleri de gerçekleştirmeliyiz. Ben hepinizin 5 Aralık seçme ve seçim hakkıyla Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum. Ve bundan sonraki süreçte daha fazla makarada umarım kadınlarımızın görev aldığını görürüz. Hem siyasette hem toplumsal yaşamda hem ticari yaşamda yeteri kadar olmaları dileğimiz. Önümüzde özellikle yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerde de tüm siyasi partilerin bence buna da özen göstermeleri gerektiğine inanıyorum.
Çok teşekkür ederim. 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 Çok teşek